Kevser Mutfağı'ndan merhaba. Bugün General Soğa Çıkın yapıyoruz. Pek çok insanın Uzak Doğu restoranına gittiğinde ilk tercih ettiği yemeklerden bir tanesi. Ev şartlarında da yapmak mümkün. Oldukça da kolay bir tarif var. Ama tarifin yapımına geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarifkip uygulamasını hala indirmediyseniz cep telefonu ve tabletlerinizi indirerek yazılı ve videolu tariflerime kolayca ulaşabilir ve günlük menülerden faydalanabilirsiniz. Hadi hemen yapımına geçelim. Öncelikle tavukları soslayarak başlayacağız. Ben yarım ölçü yapacağım bugün. 1,5 tavuk göğsüm var. Yani bir bütün, bir de yarım tavuk göğsü. Yumurtayı ikiye bölemeyeceğim için, bölsem de kalanını kullanamayacağım için tamamını kullanıyorum. Bir yumurta ekliyorum tavukların içine. 1,5 yemek kaşığı soya sosu ekliyorum. Ve karabiberle marine edeceğim. Tavukları buzdolabına kaldırıyorum. Bu sırada da sos hazırlayacağım. Sos için sos tenceresine 1 yemek kaşığı nişasta alıyorum. Buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz, fark etmez. İçine yarım su bardağı su ilave ediyorum. Su yerine tavuk suyu da kullanabilirsiniz varsa, daha iyi sonuç verecektir. Yarım diş sarımsağım var. Onu da ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum yine. 1 yemek kaşığı soya sosu kullanacağım. Yarım yemek kaşığı sirkem var. Yine elinizde bulunan herhangi bir sirkeyi kullanabilirsiniz. Son olarak zencefil ekleyeceğim. Toz zencefil kullanabilirsiniz ya da taze zencefil kullanabilirsiniz benim yaptığım gibi. Yarım çay kaşığı kadar zencefil yeterli olacaktır. Şimdi orta hararetli ateşte sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişireceğim. Sosumuz hazır. Altını kapatıp ocaktan alıyorum. Marine ettiğim tavukları nişastaya buluyorum. Yine buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz, fark etmez. Ama tavukları teker teker bulamanız oldukça önemli. Hepsinin her yanının nişastaya bulanması gerekiyor çünkü. Bir yandan da yağım kızıyor bu arada. Ayçiçek yağı kullanıyorum ama siz evde kullandığınız herhangi bir sıvı yağ kullanabilirsiniz. Kızaran tavukları bir süzgecin içine alıyorum. Böylece fazla yağları süzülecek ve birbirlerini ıslatıp yumuşatmayacaklar. Üzerine ısıttığım sosu gezdiriyorum. Biraz susam serpeceğim. Biraz da pul biber. Pul biberi kullanmak zorunda değilsiniz. Acılı seviyorsanız kullanın. Yerine taze soğan da kullanabilirsiniz. İnce ince kıydığınız taze soğan. General Soğa Çıkın'ımız hazır. Bu arada çıkın deyince bir kulağa acayip geliyor ama General Soğa tavuk dediğin zaman da bir acayip oluyor zaten. Her türlü yabancı bir yemeğin adını bu şekilde kullanmak garip oluyor. Zaten General Soğa diyen de yok Türkiye'de buna. General Chao, General Tso, General Soğa, bir sürü telaffuzu var. Ama en yakın telaffuz General Soğa. Bu arada tarifle ilgili aklınıza takılabilecek bir soru var. Neden una bulamıyoruz, nişastaya buluyoruz da öyle kızartıyoruz? Nişastaya buladığınızda daha çıtır oluyor tavuklar. O yüzden nişastaya bulanıyor. Ve yine görsel olarak yakalamamız gereken görüntüye, en yakın görüntüyü nişasta veriyor. Bunun dışında sos içerisinde tuz kullanmadık. Buna dikkat etmiş olabilirsiniz. Yine aynı şekilde tavukları marine ederken de tuz kullanmadık. Soya sosu zaten tuzlu bir malzeme olduğu için ben ekstra tuz kullanmaya gerek görmüyorum. Soya sosu bu arada bayağı tuzlu bir madde. Yani bana tuzdan bile tuzlu geliyor bazen. O yüzden ben ekstra tuz kullanmıyorum. Ama sizin damak zevkinize göre az gelebilir. O yüzden sosun özellikle tadına bakın ve ona göre ayarlayın mutlaka. Eğer daha önce bu tarifte kullandığımız gibi bir Uzak Doğu sosu kullanmadıysanız işte tuzlu, tatlı ve ekşi bir araya gelmesi kulağa biraz garip geliyor olabilir. Çünkü Türk mutfağına epey uzak bir tat bu. Ama merak etmeyin, hepsi bir araya gelip karıştığında ve birlikte piştiğinde çok hoş bir lezzet çıkıyor ortaya. Ama gelenler bunlar. Sizin aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.